İstanbul Göktürk'te iddiaya göre komşular arasında sokak köpeklerini beslersin, hayır besleyemezsin kavgası çıktı. Gerginlik öyle büyüdü ki devreye polis girmek zorunda kaldı. Benim üzerime yürüdüler. Hakaret, tehdit, öldüreceğim, keseceğim. Diyor ki tehdit ettim. Canını bile alırım. Canını bile alırım, canını. Katledelim mi kızı? Günah değil mi? Can güvenliğim yok. Her an saldıracaklarmış gibi korkuyorum. Göstermelik, göstermelik. Komşular sokak köpekleri yüzünden karakolluk oldu. Hakaretler, tehditler havada uçuştu. Yani toplanmışlar bir kişinin üstüne yürüyorlar. Böyle bir şey var mı? Linç bu ya. Kimse kimseyi rahatsız edemez. Herkes hakkı kadar yaşayacak. Herkes birbirine saygı duyacak. Ben bu hayvanlara yemek veremiyorum korkudan. İstanbul Eyüp Sultan Göktürk'te 3. Ihlamur sokaktayız. Burada komşular arasındaki kavga, gürültü, hakaret bitmiyor. Bu yeni olan bir olay değil. Bu her gün olan bir olay. Sebebi ise işte bu sokak köpekleri. Bir sokakta 10 tane köpek var. Kapımızın önünde 20 tane köpek var. Evine alan yok. Bahçesine alan yok. Kapısında bakan yok. Sokaklar bir kişinin. Böyle bir adalet yok. 5 tane köpek var. Öyle 10 tane 20 tane köpek yok. Ben dışarıya çıkamıyorum. Sokaklar pislikten geçilmiyor. Sabaha kadar sesinden uyuyamıyoruz. İstemiyorlar, sevmiyorlar, nefret ediyorlar. Koyduğumuz mama kaplarını bile atıyorlar. Yani bundan daha ötesi yok. Evet, bir tarafta köpek bakmak, köpek evet. beslemek isteyenler, bir tarafta gürültüden rahatsız olanlar ve saldırdığını iddia edenler var. Burası hayvanat bahçesi değil ki ya. Röportaj veriyorlar ve saldırıyor dedikleri köpeklerin yanında duruyorlar. En son tartışma dün gece yaşandı. İddiaya göre Nurten Ciğer sokaktaki köpeklere su vermek için dışarı çıktı. Ama başına gelmeyen kalmadı. Köpeklere su verirken 10-15 tane kişi kızım ve benim üzerime yürüdüler. Hakaret, tehdit, öldüreceğim, keseceğim, ağza alınmayacak iğrenç sözler söylediler. Kıyameti koparttılar burada. Neye uğradığımı şaşırdım. Üzerime yürüdüler. Önce can. Diyor ki tehdit ettin. Canını bile alırım. Canını bile alırım, canını. Tehdit, hakaret, küfür. Yani bu kadar basit mi yani? Böyle bir terbiyesizlik olamaz. İnsan hakkı kalmadı. Ya insanın köpek kadar değeri kalmadı. Tansiyon bugün yeniden yükseldi. Taraflar tekrar karşı karşıya geldi. Bu çocuğum benim ısırmış gelmiş ve bu gördüğünüz şu anki şahıslar bugün bu çocuklarımı tehdit ediyor. Önünü çevirip. Bu kadar mı vicdansızlık olur ya? Bu kadar mı acımasızlık olur? Ben anlamıyorum ki. Ben kadınım, bana nasıl olsa vuramazlar. Bana bir şey diyemezler. Bunun arkasına geçmeyeceksin. Bizim sabrımızı da zorlamayacaksın. Her 10 dakikada bir tartışma da yaşanıyor desek yeri. Şu anda da balkondaki hanımefendiyle hemen aşağıda yine bir tartışma çıktı. Sadece tek suç bir su koymak şu sıcakta. Benim bu çocuklarımı bugün burada tehdit ediyor. Şikayetçiyim. Tartışma iyice alevlendi. Olay yerine polis ekipleri geldi. Şu anda da biraz önce yaşanan tartışmanın üzerine bakın polis ekipleri geldiler. Tarafların ifadelerini alıyorlar. Artık mevzu iyice büyüdü. Mahallede bir köpek davasına dönüştü resmen. Dağ başında yaşamıyoruz. Terbiyesizliğin uzumu yok. Yaşanan kavganın üzerine taraflar birbirlerinden şikayetçi oldular. Şu anda Nurten Hanım polis ekipleri tarafından karakola götürülüyor. Şu anda karakola gidip ifademi vereceğim. Bilmiyorum yani bunlarla nasıl olacak.